Hoş geldiniz. Başkanlar. Var abi. Hocam, şurada kısa bir alsak sizden. Bu elemelere giderken hedefimiz bizden bir üst klasmanda oynayan Bulgaristan'ı maçından galibiyetle dönmekti. Dün bunu başardık. Oyuncularımız gerçekten çok üst düzey bir maç çıkarttılar. Çok net bir skorla 4-1 kazandık maçımızı. Güzel bir oyun sergiledik. İlerisi için bizim için çok önemliydi. Nisan'daki Dünya Şampiyonası için çok önemliydi bizim için. İyi bir test oldu. Evet, üzücü. Yani şöyle, ben yaklaşık 30 senedir farklı ülkelerde birçok uluslararası turnuvalara katıldım. Gerek sporcu olarak, gerek antrenör olarak. Şimdiye kadar hiçbir ülkede, hiçbir ülkenin marşının kesildiğini görmedim açıkçası. Fakat bu bizim başımıza gelen üçüncü hadise. Daha önce Sırbistan'da olmuştu. Bulgaristan'da oldu. Şimdiki Hırvatistan'da da oldu bu olay. Bilmiyorum, insan tabii böyle üç kere üst üste sadece bizim başımıza gelince neden acaba bizim başımıza geliyor diye sormadan duramıyoruz tabii ki. Çok üzücü oldu ama önemli değil. Biz avazımız çıktığı kadar herkese İstiklal Marşımızı söyleyerek dinlettik. Bayrağımız yine maçtan sonra rakibin üstündeydi. Hocam, bir özür metni geldi mi? Bir yetkili sizle konuştu mu konu hakkında olaydan sonra? Olaydan sonra bir yetkili geldi soyunma odasına. Bir teknik arızası olduğunu söyledi. Çok özür diledi ama herhangi bir yazılı olarak bana bir şey gelmedi. Sadece yani hayatımda ilk defa gördüğüm birisi teknik bir problem olduğunu söyledi. Peki rakip oyuncuların yaklaşımı nasıldı hocam? Onlar da üzgün müydü? Rakip oyunculardan onlarla pek görüşmedik fakat maçı seyreden Uluslararası Buz Hokeyi Federasyonu yetkilileri vardı. Onlar da çok üzüldüklerini söylediler bu şeye. Fakat hepsi de bizim hep bir ağızdan marşımızı söylememizden çok etkilendiklerini söylediler. Biz o sırada açıkçası biraz galibiyetimize kenetlendik. Onun keyfini çıkartmak istedik. Bu olaya fazla kaptırmak istemedik kendimizi. Üzmek istemedik açıkçası kendimizi ama şimdi tabii o da geçti. Şimdi daha iyi bir düşünme zamanımız oldu. Neden acaba bizim başımıza geliyor bu diye biraz soruyoruz. Eminim federasyon yetkililerimiz bu konuyla ilgili gerekli uluslararası federasyona yazılarını göndereceklerdir. Sağ olsunlar bizi orada Hırvatistan konsolosluğumuz hiç yalnız bırakmadı. Onlar da bu konuyu çok önemsiyorlar. Havaalanına kadar geldiler bizi yola koymaya. Onlar da kendi gerekli yazışmaları yapacaklarını söylediler bu konuyla ilgili. Umarım bir daha olmaz. Biz uluslararası spor arenasında gidip en üst düzeyde rekabet gösterip milli takımımızı, bayrağımızı temsil etmek istiyoruz. Bizim hiçbir ülkenin hiçbir geçmişiyle bilmem nesi hiçbir şeyle alakamız yok. Biz bir spor takımıyız. Bir ülkeyi temsil ediyoruz. Ne bizim başımıza gelsin böyle şeyler ne de başka ülkelerin başına gelsin. Spor dostluktur, kardeşliktir. Müsabaka yapılır, biter. Ondan sonra herkes yine dostluğuna, kardeşliğine, arkadaşlığına devam eder. Umarım bir daha
bizim başımıza da gelmez, başka da hiç kimsenin başına gelmez böyle olaylar. Yani bu tarz olayları daha önce de yaşadık. Türkiye için bu kasıtlı mı yapılıyor? Onu daha herkes bilmiyoruz yani. Çünkü ilk olsa hani ilkinde çok şaşırmamıştık. Ama bu 3 falan oldu herhalde. Tabii maçtan sonra farklı bir motivasyonla o marşı söylüyorsunuz. Aslında benim kendi açımdan iyi de oldu. Yani müziksiz çıplak sesle söylemek. Çok farklı bir ortamdı. Yani hepimiz çok duygulandık. Bir ara arkamızda olan Bulgar oyuncular marş kesilince güldüler. Sonra sesimizi duyunca onlar da susmak zorunda kaldı. Çok gurur verici bir ortamdı. Yani kasıtlı mı yapılıyor bilmiyorum ama bunun bir hani yöneticilerimizin bir sonuca bağlaması gerekiyor artık. Çünkü orada hocanın da söylediği gibi IHF'de yani Dünya Federasyonu'ndaki insanların da çok büyük tepkisini alıyor bu. Ve her seferinde bir yanlışlık olduğunu söylüyorlar. Ama hep de bize oluyor bu yanlışlık. O da çok üzücü. O şekilde. O marşı söylemek doğaçlama mı oldu? Veya bir anda hani şey kesince... Şimdi şöyle, zaten biz marşımızı müzikle beraber belirli bir ses tonuyla söylüyoruz. Ama müzik bizim sesimizi bastırıyor normal şartlarda. Biz söylediğimiz gibi devam ettik marş kesilince ama bu Bulgarların gülmesi ve arkasından bu olayın üçüncüye yaşanmasından dolayı daha değişik bir motivasyon oldu ve sesimiz çok yükseldi. Bu da dediğim gibi aslında çok süper oldu, yani çok bizim için unutulmayacak bir anı oldu. Bizim için İstiklal Marşı'nın Türkler için ne kadar değerli olduğunu da bütün dünyaya gösterdiğimize inanıyorum. Bozmayın abiler.